Süper Lig 5. hafta değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Öncelikle Avrupa'da Beşiktaş'a geçmiş olsun diyoruz. Dortmund'a 2-1 kaybettik maalesef. Nazar olsun diyelim. Bu akşam oynanacak Galatasaray, Lazio ve Frankfurt Fenerbahçe maçlarında temsilcilerimize, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye canı gönülden başarılar diliyoruz. Umarız onlar kazanır ve ülke puanına katkıda bulunurlar diyoruz. Ve Süper Lig 5. hafta değerlendirme videosuna başlıyoruz. Kasımpaşa Trabzonspor. Trabzonspor için çantada keklik bir maç. Niye derseniz 2013'ten bu yana Kasımpaşa Trabzonspor'u kendi sahasında yenemiyor. Ama bu kötü serinin bitmeyeceği anlamına gelmiyor. Kasımpaşa inşallah bu kötü seriyi bitirir. Trabzonspor yener. Trabzonspor da avucunu yalar. Ben bu maç bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Hiç söylemek de istemiyorum ama Trabzonspor bu maçın sonunda kazanır. Bol gollü bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum diyoruz ve Adana Demirspor'a geçiyoruz. Adana Demirspor, Rize Spor. Hadi bakalım bu maçı da yenme de göreyim. Hadi Adana Demirspor. Bu maçı kazanmadı, yiyorsa kazanmadı göreyim hadi. Adana Demirspor için varoluş niteliğinde gördüğüm bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yoksa yumurta göte yavaş yavaş dayanıyor. Lige bok gibi başlayan iki takımın mücadelesinde ben Adana Demirspor'u bir adım önde görüyorum. Çünkü sağ seyirci avantajı ve kadro kalitesi açısından Adana Demirspor bu maç bir adım önde. İki takımın aralarında oynadığı maçlarda Adana Demirspor'un Rizespor'a karşı zorlandığını görüyoruz maalesef. İnşallah bu maç Adana Demirspor bu maçı kazanır. Bir sürprizi daha kaldıracak gücümüz yok. Adana Demirspor kazanıyor, kazansın. Antalya Spor Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. İnşallah bu maçta ikinci mağlubiyetini yaşar. Aralarındaki son 3 lig maçında Antalya Spor'u yenemiyor Beşiktaş. En son Türkiye Kupası finalinde Antalya Spor'u yenmişti. Antalya Spor'un ligdeki Beşiktaş'a karşı olan yenilmezlik serisini devam ettirmesini istiyorum. Antalya Spor yenilmesin. Ersun Hocam, savunmayı, kaleyi kitleyin, gol yemiyoruz bu maç. Beşiktaş bu maça asılacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiyi unutmak ve liderliği kaybetmemek adına Beşiktaş bu maçı almaya çalışacaktır. Beşiktaş kazanmasın mümkünse, siz benim, ben sizin tadınızı bozmayayım diyoruz ve Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Alanyaspor. Öncelikle inşallah Galatasaray Lazio'yu yenmiştir. Yendiyse bu maçı rahat yener, yenemediyse de bu maçı rahat yener. Galatasaray ligde Alanyaspor'a karşı 5 lig maçının 4'ünü kazanmış iç sahada, kendi sahasında. Bu maçı kazanmaması sürpriz olur. Ayrıca Galatasaray Türk Telekom Arena'ya dönüyor. Alanyaspor geçen hafta Giresunspor'u 1-0 yendi ve yeni hocasıyla ilk galibiyetini aldı. Ligde de 2 hafta sonra galibiyet almış oldu. Ben buradan Alanyaspor'a seslenmek istiyorum. Bırakın atsınlar abi. Attıkları kadar atsınlar. Bırakın, boş ver. Onlar gol attığı zaman sizin beraberlik garanti. Ama eğer siz öne geçerseniz, bak onu hiç yaşamadık. Siz bir öne geçin bakalım ne olacak. Galatasaray bu maçı kazanmazsa iyi olur. Bırakın geriden gelsinler diyoruz ve Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Başakşehir Fenerbahçe. Umarım Fenerbahçe de Avrupa'dan zaferle dönmüştür. Yoksa Başakşehir maçı da bizi bir hayli zorlar. Fenerbahçe Başakşehir'le oynadığı son 4 lig maçını kazanmış ve bu maçlarda en az 2 gol atmış. Bu maçta aynı şeyi bekliyorum gençler. Başakşehir şampiyon olduktan sonraki süreçte resmen mala bağladı diyebiliriz. Çünkü geçen sene neredeyse küme düşeceklerdi. Zor yırttılar. Bu sezonda ilk 4 maçlarını kaybettiler. Yani şampiyon olmuş bir takım nasıl bu hallere düşebilir, aklım almıyor. Aman boşver, inşallah düşerler. Fenerbahçe geçen haftaki Sivas beraberliğinden sonra bir kayıp daha yaşamak istemiyor. Ben de istemiyorum. Fenerbahçe bu maçı kazanıyor, kazansın. Efendim, videomuzun sonuna geldik. Salı günü 5. hafta sonuçları ve 6. hafta değerlendirme videosu tek bir videoda olacak. Çünkü 6. hafta maçları hafta içi oynanacağı için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu akşam oynayacakları maçlarda başarılar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, her ne yapıyorsun onları yapmayı unutmayın. Salı günü görüşmek üzere, hoşça kalın.